Arkadaşlar merhaba, ben Evren Yıldırım. Bu dersimizde ZBrush UV'nin ikinci kısmını göreceğiz. Bir önceki derste bazı arkadaşların sorularını yanıtladım. O yüzden ders çok değişik yerlere doğru gitti. Karakter yüklemeye doğru gitti. Ama bu derste UV'yi ZBrush'ta açacağız arkadaşlar artık. Dalodur diyorum. Gözleri siliyorum sadece arkadaşlar. Bu karakterimi çizdim. Buna şimdi UV yapacağım. Burada gördüğünüz gibi mor UV pasif durumda. Del UV de pasif durumda. Çünkü zaten UV'si oluşturulmadı bunun. Amacım bu karakteri burada boyayıp yani UV'sini açıp daha sonra bir tekstür ekleyip sonra Max programında render almak. Normalde mesela işlev sırası böyle değildir ama yani ben burada karakterleri çizip Maria atıp oradan geri buraya getirip detayları yükleyip Max'e atarım. Fakat basitçe pozlama alacağınız zaman bu şekilde de olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle bu karakterin UV'sini açalım. Yine sizlerden gelen soruları cevaplandırayım bu arada. Bazı arkadaşlar yine şöyle Face'ten yazıyorlar arkadaşlar. UV'sini ZBrush'ta oluşturduğumuz bir UV'yi Max'te açabilir miyiz? Ya hatta Max'te oluşturduğumuz UV'yi ZBrush'ta açabilir miyiz? Arkadaşlar UV taşınabilen bir şeydir. Save dosyası gibi karakter modellediğiniz modelle birlikte gider. Bu Max ZBrush'ta oluşturduğumuz bir UV'yi Maya'da da açarız, Cinema 4'te de açarız. Bunu da zaten göstereceğim size. Öncelikle burada Z plugin sekmesini sol tarafa atıyorum. En altta UV Master var. ZBrush'ın UV yapmaya yarayan araçları bunlar. Yine bazı arkadaşlar anlatış tarzımı çok beğendiğini söylüyor. Teşekkür ederim. Halk diliyle anlatıyorum arkadaşlar. Anlaşılabilirse sizin için anlaşılabiliyorsa anlattıklarım anlayabiliyorsanız ne mutlu bana. Arkadaşlar şimdi benim bu karakterim geometriden bakıyoruz. Subdivision leveli 4'te. Şimdi buradan UV Master altında UV Map'a bastığımda şöyle bir uyarı veriyor. Bu uyarının anlamı yani diyor ki karakterinizin subdivision leveli yüksek. Yüksek olduğu için ben bunu bölemeyeceğim diyor. Lütfen diyor 1'e alın diyor. Ve tekrar deneyin diyor. Şimdi ben bunu 1'e aldığım zaman tekrar bastığım zaman flatten dediğim zaman arkadaşlar flatten diyor sadece diyor subdivision level olmayan sistemde çalışır. Yani o klon sisteminde çalışır. Hani şimdi kısaca size onu anlatayım arkadaşlar. Bu subdivision level 4'teyken ya hatta 6 7 artık siz kaç sefer böldüyseniz ne kadar hassassa modeliniz. Bizim buradan work on clone dememiz lazım. Normalde sub tool'dan duplicate deyip bir alt karakterimizi kopyalayıp birinde subdivision level'i sonuna kadar düşürüp del hider deyip yüksek height'larını silip onun üzerinde de UV yaparız ama bu işlem çok uzun sürer. İşte bu işlem uzun sürmesin diye uzmanlar buraya klon sistemiyle çalışmamız için bir tuş koymuş. Work on clone dediğimizde hemen geri alıyorum arkadaşlar. Niye geri alıyorum? Size göstermek istediğim bir şey var. Anlayabilmeniz için. Hatta Revent diyorum fileden. En başa geri döndük. Subtool'dan hemen del hider del odur diyorum. Gözleri siliyorum. Karakterimin adını kadın sadece kadın diye kaydettim. Bu kadın ismini değiştirdim ki belli olsun diye. Benim bu şimdiki karakterimin adı. Şimdi work on clone dediğimde bizim kadın karakteri yani benim karakter buraya geldi. Programsa bana CL kadın yani klon kadın
Clone üzerinde çalışacağım objeyi ver diyeyim. Kopyaladı diyeyim ya kısaca. Şimdi UV'nin mantığını öğrenmek için arkadaşlar burada Enable Control Paint'e basmadan bir UV yapmaya diyorum. Bölüyorum, açıyorum yani UV'sini. Sonradan Flatten'a basıyorum. Böyle saçma sapan bir şekilde UV'yi verdi bize. Bizim istediğimiz bu şekilde değil arkadaşlar. Yani şu şekil olabilir. Burada bu gördüğünüz adamın yüzünün açılmış kısmını Photoshop'ta yapmışlar. Bu formata uygun yaparsak UV'mizi Photoshop'ta da birleştirerek direkt üzerine kalıp gibi oturtturabiliriz arkadaşlar. Ha, bu şekil iş görür mü? Görür. Yapacağınız işe bağlı. Nasıl iş görür? Sadece boya yapacaksanız, yani polypaint ile burada boyayacaksanız karakterinizi, ki bizim çizgi filmlerin çoğu öyle. İş görür. Ama daha profesyonel çalışacaksanız sadece kafa kısmını bile, kulakları ayrı, burun, işte kaş, dudakları ayrı, yüzü, yanakları 6-7-8 kere bölüyorsunuz. Onu da dediğim gibi yani Unfold 3'te programı kullanıyor profesyoneller. Bu program sadece UV yapmaya yarıyor. Ama şu an ZBrush'ın UV'sini görüyoruz. Tekrar birleştir diyorum. Enable Control Painting. Burayı aktif hale getiriyorum. Protect var, Attract var ve Erase silme var. Şimdi ZBrush'ın UV mantığı Protect'e bastığımda buna ben şey diyorum, Lazy Mouse'u kapattım. Yani bu Lazy Mouse'u kapatmamın bir şeyi yok, esprisi yok. Sadece fırçayı geriden getiriyor. O benim hoşuma gitmiyor. Yani boyarken biraz geç geliyor. O yüzden kapattım. Şimdi bunun mantığı bu kırmızıyla boyadığımız yerleri görüyor program. Kırmızı olmayan yerleri görmüyor arkadaşlar. O yüzden ben Color'dan Fill Object diyorum. Bütün hepsini kaplıyorum. Karakterimi. Kapladıktan sonra bu arada bakalım kaydımız devam ediyor mu? Devam ediyor. Şu simetriyi kapatıyorum klavyeden X tuşuna basarak. Attract'tan işte buradan tam orta noktası neresi bunun? Şurası. Buradan basıyorum, sol tuş çekiyorum. Bu arada çekerken Shift'e basalıydım. Çünkü düz gelsin diye, sağa sola kaymasın diye. Böyle çektim arkadaşlar. Bir mavi çizgi. Tekrar Blur dediğimde program bir daha biliyor. Flatten'a bastığımda karakterim bölünmüş oldu. Evet. Şimdi Unflatten diyorum arkadaşlar. Copy UV diyorum. Ve buradan kadın modelimizi seçiyorum. Subtool tıkladığımda Subtool menüsüne geliyor. Paste UV dediğimde karakterimize UV'si gelmiş oldu. Hemen UV moduna gidiyorum arkadaşlar. Biz bunu bayağı geniş bölmüşüz arkadaşlar. O yüzden sığmadı zaten kontrol paneline, tam birebir geldi. Delete UV diyorum arkadaşlar. Hatta New Document diyelim. Bir daha baştan göstereyim arkadaşlar. Lightbox'tan şuradan şu adamı açalım. Demo hit. Adamımızı seçtim. Gri renk yapmanız siyah ve beyaz girinti ve çıkıntıyı görmenizde büyük önem teşkil eder renkler arasında. O yüzden gri ile çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar size en baştan göstereceğim gereken şeyi en sona gösterecek gösterdim. O yüzden kapattım, sildim o modeli. Şimdi burada UV'ye başlamadan önce UV'nizi ne için yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Eğer full detaylı bir karakter yapacaksanız, yani yüzündeki sivilce en küçük kıl bile görüksün istiyorsanız UV çözünürlüğünüz 8192 olacak. Ama biz normal bir karakter yapacağımız için, göstermemiş olduğu için 2048'i seçtim ben. Hemen hızlıca geçiyorum bir daha. Buradan kaldırdım. Z plugin. Z plugin'i buraya attım. UV Master. Klonla çalış dedim. Enable. Crosscheck. Koyadım. Color'dan fill object. Daha sonra karakteri böleceğim yere geldik. Attract'tan. Sen boyutunu biraz küçülttüm. Şuradan bölüyorum. Bu mavi noktadan çektiğim, mavi noktada işaretlemiş olduğum yerden itibaren kesilecek. UV'si çıkacak. Yani oradan ikiye ayrılacak. UV map dedim. Flatten dedim. Evet. Karakteri bulduk. On flatten. Copy UV. Sub tool. Şu bizim karakter. Buraya paste UV dedim. Yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar şu del odur'u siliyorum. Yani gözü falan siliyorum arkadaşlar. Gray. Şunu kapattım. Bakalım şimdi oldu mu? UV map'a bastık. Evet. Bu şekilde bölmüş. Uğraklarınızı işte gözler, burun, ağız, kulaklar. Tekrar bastık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar UV'yi yaptık. UV ne işe yarıyor? UV karakterimizi boyadık. Kısaca bir gösterme babında. Şu adamla boyayalım dedik. Texture'dan adama tıklıyoruz. GP'ye sonra Spotlight'a ekle, ona tıklıyoruz. Hide diyoruz. Mouse'un sol tuşuyla böyle tutup çekebilirsiniz. Gözleri gözlere getirdim. Bu skaleye yarıyor biliyorsunuz zaten. Opacity var, aydınlatma, yani şeffaflaştırma alt planı görmek için. Nude sündürme. Ya yani mesela karakteri ben şöyle yaptım arkadaşlar. Yüzünü buraya koydum. Ben bunu hızlı geçeceğim. Asıl göstermek istedim size farklı bir şey arkadaşlar. F'ye bastım, ortaladım. Shift Z'ye bastığımda bu panel gelir. Bir daha Z'ye bastığımda, Shift Z'ye bastığımda opasik aktif hale gelir. Opasik diyorum, bu Add Spotlight paneli görürsünüz arkadaşlar Z'ye basıp kapattığınızda. Z'ye bastığınızda bu aktifken, şu opasiği biraz şey yapalım. Gözü göze denk getirdim. Nudge'de işte şuradaki nudge, yani diyelim ki dudakları dudağa gelmedi mi? Dudağa dudağa oturuyorsun. Arkadaşlar siz bunları yaparsınız. Ben şimdi bunlarla ilgilenmeyeceğim. Direkt karakteri boyamaya geçmek istiyorum. Evet, karakterim. Şu lazy mouse'u kapattım. Bu arada Şehin şeylerde boyarsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. Asıl boyama yeri orası zaten. Karakteri boyuyoruz şu an. Tekstil yapıyoruz. Gözler. Neyse, önemli değil. Şöyle kulağa getirdik. Biraz büyüttük. Şöyle arkadaşlar. Bir daha.
Normalde Mari programını kullanmanızı tercih ederim. Öneririm, tavsiye ederim. Çünkü bu işin, bak yanlış yazdık burada. Hemen bu işin en iyi kaliteli sonucu Mari programı veriyor arkadaşlar. Onu da daha sonraları göreceğiz. Şöyle hemen ya, buraya bir kadın sırtını da getirip boyayabilirsiniz. İlla bu şey değil yani, hani neyden boyayacağınız önemli arkadaşlar. Burada klonlamaya bastık. Yanlış bir tuşa bastık. Yani demek istediğim import'tan şu bir ten yani, bunu da aç deyip tool'dan tık deyip spotunuza ekleyip koyup, hani vücudun geri kalan kısmını da bununla koyabilirsiniz. Yani işte dediğim gibi, yani ne kadar kaliteli şeyler bulursanız resimler o şekilde kaliteli olur, ama yine bu belli bir yere kadar, yani birebir gerçekçiliği Mari ile yakalarsınız. Mari 3D programıyla yakalarsınız. Bunlar sadece şey, ZBrush'ın, yani nasıl ki ZBrush sadece organik modelleme değil. Render'de kötü. UV ve D kötü. Texturing'de işte bu kadar olabiliyor. Şimdi bir render alalım. Render'i de bu arkadaşlar. BRP. Bastığınızda render'i bu. Ha, buna gerçek saç falan, onlara sonra gireceğiz arkadaşlar. Burada fiber mesh falan var. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Bu karakteri boyadık. Bu karakteri Max'e nasıl atacağız? Sorun o. Bu arada videomuz devam ediyor mu? Devam ediyor. 20'de kesin. Bunu Max'e nasıl atacağız? Texture'ye geliyoruz buradan. Create. New from Polypaint. Polypaint'tan şeyi al demek. Yani hani teksturasını şeyden al. Kaplamasını Polypaint'tan al. Çünkü şu yaptığımız olay Polypaint boyama. Sol tarafa tıkladım. UV Master'ı kapattım. Multimap Exporter'a tıkladım. Burada Displacement açık. Normal Map, Texture from Polypaint, Ambiance, Cavity, Export Mesh. Şimdi bunlar arkadaşlar ne? Onlara bakacağız. Subtool seçil olduğu zaman Subtool'daki nerede ekliyor? Şu an bizim Subtool'da bu karakterden başka bir şey yok. Map size işte çok detaylı yapacağınız zaman burayı en sona getir. Ama şu an 2048'de kalsın. Şimdi arkadaşlar Export Options'a bastık. Displacement'ten Adaptive Smooth, bunlar aktif kalsın. Skala 1, Intensity 0.1 olsun. Yani daha iyi sonuç alırsınız. Vektör geç, normal map'te tarjant smooth, adaptif flip'e açık, ambiyanstan yapacak bir şey yok, ambiyanstan cavity de yok. Max export'tan buradaki subtool leveliniz kaç, pardon, geometri kaçtaysa bu Subdivision level'de o ayara getireceksiniz. 3 olduğu için bizim şu an 3, biz de 3'e getirdik bunu. Tamam, bu kadar. Bunları buradan kaydedebilirsiniz. Ay, yaptığınız ayarlar. Dakika başı aynı ayarı yapmak istemiyorsanız. Şimdi Create All Map dediğimiz anda böyle bir menü sekme geçiliyor. Yani buraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Adı da UV olsun. Buraya 1 diye kaydettim ben bunu. 1 yazdım. Kaydete bastım. Şimdi bu program bunun Displacement map'ini atıyor. Normal map'ini atıyor. Objeyi atıyor. Ondan sonra 5 tane harita map'ini ekliyor. Special Color Level'ini atıyor. All Maps, yani tüm haritalar oluşturuldu ve çıkarıldı diyor. Bakalım UV map'a.
Evet. Şurada şu bizim karakterimiz. Bunlar special level. Bu display map, normal map ve de kendisi. Arkadaşlar daha fazla vakit kaybetmeden hemen işte DMX'i açıyorum. Videonun süresi uzuyor. Hadi oğlum açıl artık. Evet, açıldı. Hemen çağırıyorum arkadaşlar. Import'tan, masa üstünden, UV'den. Zaten tıkladığınız anda sadece obje babında bu olduğu için onu direkt çağırıyorsunuz. Şey bulunamadı diyor işte, map haritası. Tamam. Close, kapattık. Geldi buraya. Bu bizim ızgarayı kapattım. Şuradan da aşağıda seçtim. Şimdi bu bizim karakter. Nerede bunun dokuları? M'ye basıyoruz. Meteor. Atalı geldiği için ha şunu göstereyim arkadaşlar önce. Bu karakterimizi seçtik. Buradan UV map. UV map'ına bastık. Open UV editor dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluşturduğumuz UV'nin aynısı burada. Buradan da tekrar UV oluşturabilirsiniz yani. İlla ZBrush'ta UV'sini yapmak zorunda değilsiniz. Fakat burada hazır açmışken şöyle büyüteyim. Pack normalize bastım. Yani şu alanın dışına çıkmaması lazım arkadaşlar. Şu an kilitlendi makine. Bir daha açıyorum Max'i. Program kendini kapattı arkadaşlar. ZBrush'la işimiz bitti aslında. ZBrush'ı kapatabiliriz. Hem kayıt hem program hem ZBrush. Şimdi tekrardan çağırıyorum. UV'den. O kısma girmeyeceğim arkadaşlar. Onu daha sonradan gireceğim. M'ye bastık. Buradan karakterimizi atadık. Sonra yukarı dedim. Maps'tan Display Map'ine atıyoruz. No'ya bastım. Bitmap'tan masaüstü UV'nin içinde. Bu Display Map'imiz. DM yazıyor zaten. Open diyorum. OK diyorum. Display map'ımızı da ekledik. Yukarı diyorum sadece. Bump, yani normal map'i bump slotuna atıyoruz. Bitmap. Bu da bump normal map oluyor arkadaşlar. Normal map'ımızı da aldık. Sonra special level'e. Special level'imizi atıyorum arkadaşlar. O da geldi. Şimdi bir render alalım. Render. Render'e bastık. Evet, harika bir görüntü elde ettik. Niye böyle oldu? Çünkü Display Map'i bir yapın arkadaşlar. Display Map fazla gelmiş. Bu kez de şeyi çok bunun yansıması çok parlaklı. Special Level. Onu da düşürün. Onu da 30 yapın. Evet, böyle daha iyi. Hatta hiç kullanmayabilirsiniz de yani. Hani 20 de olsa olurmuş yani. Evet, karakteriniz buraya geldi. Hani kaplamasıyla geldi mi? Geldi. Kaplamasıyla buraya geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha göstereyim size. Bir videonuzun süresine bakayım. 25 dakika olmuş. Şu
Şu ZBrush'ı kapatayım. Bunun kaplaması neredeydi? Mesela şu kaplama. Şimdi ben bunu Photoshop'u açayım arkadaşlar. Aslında Photoshop'ta ben bunu açmak istemiyorum. Şunu açmak istiyorum arkadaşlar. Buraya bıraktım. Bunu çıkarttım. Şimdi arkadaşlar ekrana gerçek pikseller dedik bu. Bunun üzerinde ne değişiklik yaparsak bu buraya geçer. Hemen şuradan bir yazı yazalım. Ne yazalım mesela? ZBrush Türkçe diye. Hepsini seçtim. ZBrush Türkçe. Evet. Bunu buradan arkadaşlar çeviriyorum. ZBrush Türkçe. Buraya bıraktım değil mi? Ve hatta neresinde görünür? Bu kafa kısmında görünür. Şöyle bir daha. Hani bunu mantığen size gösteriyorum. Siz buraya yani bu renklerle de oynayabilirsiniz. Evet. Bunun rengini de kırmızı olsun. Tamam. Şimdi ben buradan çarpıya bastım. Kaydedilsin mi diyor değişiklik. Kaydedilsin dedim. Tamam. Kaydedildi. Şimdi Max'e geldim. Açtım. Adamın kafasında ZBrush Türkçe yazdı arkadaşlar. Yani UV'nin mantığı bu işte. Şimdi orada mesela siz burada siz değişik ayar yaparsanız hani mesela diyelim ki bunu şeyle açtınız Photoshop'la. Buradaki bu buğulaşmaları giderebilirsiniz. Daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Getirdiğiniz anda artık bir daha Max'te kaplamanıza gerek yok. Yani oradan çalışırsınız. Buraya geri dönmenize gerek yok. Burada çalışmanıza gerek yok. Photoshop yardımıyla da o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.